Efendim hayırlı akşamlar diliyorum. Yönetim pusulasında bu akşam Güngören Belediye Başkanı Sayın Şakir Yücel Karaman Beyefendi'yi ağırlıyoruz. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Sayın Başkan, belediyecilik bugün konuşacağız ama belediyeciliği. Konularımıza girmeden evvel bu son Gezi Parkı olaylarıyla birlikte toplumumuzun morali biraz bozuldu. Bir yerel yönetici olarak Güngören'de bunu muhakkak nabzını tutuyorsunuzdur, hissediyorsunuzdur. Nasıl Güngören halkı bu moral bozukluğuna ne diyor? Ben müsaade ederseniz önce kanalınız aracılığıyla bizi izleyen, evlerinde bizi konuk eden tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Tabii bu programa biz ilk konuştuğumuzda, program için karşılıklı olarak görüştüğümüzde konu belediyecilik faaliyetlerini anlatmaktı ama gündem çok değişti. Türkiye'de olmasını istemediğimiz bazı olaylar yaşandı. Başlangıçta yeşili korumak, yeşil sevdalısı gençlerin başlattığı düşünülen, öyle görülen, öyle görülmek istenen bir olay. Daha sonra birileri bunu kullanmak suretiyle olayları büyüttüler. Bu da çeşitli yöntemlerle şu anda devam ettirilmeye çalışıyor. Kimileri buna bir başkaldırı diyor. Kimileri bir direniş diyor. Kimileri kalkışma diyor. Ne olursa olsun nihayetinde görmek istemediğimiz şeyler. Biz belediyeciler olarak hizmetleri üretirken insanların zihniyetlerine bakmayız. Yani biz bir yol yaparız. Buradan sağcı mı geçecek, solcu mu? Buradan şu partili mi geçecek, bu partili mi? Bunu ölçemezsiniz. Biz kente en iyi şekilde hizmet etmeye çalışırız. Büyükşehir Belediye'miz de bunu çok güzel bir şekilde, sağ olsun Belediye Başkanımız Kadir Topbaş başarıyor. Başarıyor ki oyu bugün belli seviyelerde İstanbul'un yarısının oyunu alabiliyor. Tabii zaman zaman kentler değişirken, çünkü kentler yaşayan varlıklar olarak, yaşayan organizma olarak biz tanımlarız kentleri. Sürekli değişim içerisindedir. Günün şartlarına göre değişir, demografik yapıya göre değişir, teknoloji değişir, ihtiyaçlar değişir. Her halükarda şehirler yaşayan organizmalardır. Bu değişikliğe uygun olarak bir çalışma yapılıyor. Kentin meydan ihtiyacına cevap vermek açısından. Tabii bu büyük şehirde görüşüldü. Ben de o toplantıdaydım. Takdir de görmek suretiyle, yani güzel bir çalışma diyerek. Meclis üyelerinin de oy birliğiyle herhalde. Evet, tüm meclis yani. Üyelerinin hatta yani takdir CHP'li edilerek. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı'nın, Grup Başkan Vekili'nin söylediği, işte bu projeyi biz şu şu nedenden dolayı güzel buluyoruz ve destekliyoruz diye desteklediği bir çalışmaydı. Bununla ilgili bir yol genişletme çalışmasıyla bazı ağaçların sökülmesi gerekti. Bazı ağaçlar kesilmesi, bazı ağaçların nakledilmesi gerekti. Bakın biz Güngören'de 2004 yılında 2013 yılı seçim dönemine kadar tam 9 senede yaklaşık olarak 18 bin tane ağaç dikmişiz. Yılda 2000 ağaç eder Güngören. Güngören iki dönem süreci. Bizim dönem. Şimdi Güngören'i tarif edersek bunun ne kadar büyük bir rakam olduğunu görürüz. 720 hektarlık bir alan. İstanbul'un en küçük ikinci ilçesi alan olarak, Avrupa'nın yoğunluk olarak kişi başı, kilometre başında düşünen kişi sayısı açısından da en yoğun ilçesi, 320 bin nüfusuyla. Böyle bir alanda biz 18 bin ağaç dikebilmişiz. Demek ki ağaç dikiyoruz. Ama sorsanız bir 18 tane ağaç da belki kesmiş veya nakletmişizdir. Çünkü yol yapıyorsunuz. Yolun şartları değişti. Bir yeri istimlak ediyorsunuz. Yolu genişletiyorsunuz. O ağacı oradan alıp şuraya dikmeniz gerekiyor. Veya o ağaç artık oranın ağacı olmuyor. Bakın caddeye ağaç dikiyorsunuz. İçerisinde kavak ağacı var. Polen yapan ağaç. Bunu kesmek zorundasınız sağlık için. Belki bir 18 ağaç da kesmişizdir. Aynı şekilde Büyükşehir Belediye'mizde milyonlarla sayılan ağaç dikti. Büyükşehir Belediyesi. Yani bir kısım da muhakkak şehrin bu gelişmesine, yeni yapılan projelere göre yer değiştirmesi gerekiyorsa da kesilmesi gerekebilir.
bu şehrin ihtiyacına göre yapılmış bir plan. Önemli olan şey bu ihtiyaç gerçekten ihtiyaç mı diye plan düşünmek ki bu şehrin bir herhalde meydana olmak zorunda. 16 milyonluk bir nüfusu olan, 17 milyonluk neredeyse yaklaşık nüfusu olan bir şehrinde güzel bir meydanı olması lazım. Kışla projesine gelince, onu da tabii takip ettiğimiz, içinde olduğumuz kadarıyla, benim bildiğim kadarıyla bu kışlayı birileri yapmak zorunda. Çünkü anayasanın verdiği bir kanuni zorunluluk ve bunun kararı da 2009 yılında o dönemin hükümeti, o dönemin Kültür Bakanlığı tarafından kurul kararıyla yapılması kararı alınmış bir şey. Çünkü hükümet, devlet, ilgili kurum eğer bir yerde tarihi bir eser bulduysa bunu ihya etmek zorunda. İhya etmemesi suç. İşte Yenikapı metrosu kaç senedir bekliyor. İşte bulunan eserler nedeniyle projeler değişti. Onlar açığa çıkarılmak, incelenmek zorunda. Yapılabiliyorsa yeniden ihya edilmek zorunda. Yapılamıyorsa öylece korunmak zorunda. Benim asrın projelerinden biri olan tüp geçit, tarihi bazı kalıntılar bulunduğu için bunların nakledilmesi, o çıkarılması, bir yerlerde sergilenmek üzere dizayn edilmesi için bir sürü zaman kaybedildi değil mi? Bu kaybedilmiş bir zaman değil aslında. Bu ülkenin kültürel değerlerine, tarihi değerlerine sahip çıkmaktır. Topçu kışlası da aynı şekilde niyetle başladı. Tabii Başbakanımız burada yaptığı görüşmeler sonucu ortaya bir şey koydu. Yeni bir siyaset anlayışı. Hikmetli söz söyleyin, biz de dinleyelim. Bağırarak konuşulduğu zaman laflar anlaşılmıyor. Sesi çok çıkan doğruyu söylemiş olmuyor. Evet. Hikmetli bir şey söyleyeceksiniz. Oturacak hükümet ilgili diyecek ki ya bu herhalde söylenen şeyler doğru, incelemesini yapacak. Gerçekten buna kanaat getirirse de söylenenlere göre yapacak. Bu örneği de koydum. İlk defa yani benim yaşım epey vardır bunları görecek kadar. Türkiye'de işte 12 Eylül 28 Şubat'ı görmüş bir yaş olarak. Hiçbir dönemde böyle bir şey ben hatırlamıyorum. Bir başbakan, ilin valisi, işte başbakan yardımcısı bu kişilerle bu kadar süre ve bu değişik gruplarla bu kadar görüşme yaptığını ve olayın sonunda da bir açıklama yaptığını. Tamam, sizi de haklı görüyorum ve sizin bu sözünüze karşılık da bu eylemlerimi revize ediyorum dediğini biz hiç görmemiştik. Evet. İlk defa görüyoruz. Tabii herkes bu olayın bir ağaç nakli veya yerinin değiştirilmesi olayının olmadığını görüyor. Son 10 yılda Türkiye hakikaten çok ciddi ataklar yaptı. Hem ekonomide, hem siyasette, hem kalkınma noktasında aklımıza gelmeyecek büyük ölçekte dev, uluslararası alanda dev projelere imza attı. Bu tabii herkes de biliyor bunları, bu gerçekleri. Bu hazmedilemedi. Yani insan şuna üzülüyor, %50 oyla Türkiye'yi yöneten bir hükümeti diktatörlükle suçlamak, kaldı ki onlar önümüzde seçim var, seçimde halkımız ne derse o olur demesine rağmen böyle bir algı oluşturulmaya gayret ediliyor. Benim üzüldüğüm komşum saat belirli bir saatte çıkıyor. Karşıda her gün balkonda karşılaştığım komşumla selamlaşırken bugün aramızda bir soğukluk oluyor. Yani o bir şey çalıyor. Siz bunun yanlış olduğunu zannediyorsunuz. İlçenizde de bunlar yaşanıyordur. Yani birileri sanki Türkiye'deki o muhabbeti zedelemek, o köklerimizdeki o farklı düşüncelere bir dinamit koyma çabası içerisindeler. Yerel yönetimler olarak halkla bu konuları, bu tansiyonu düşürme noktasında neler yapıyorsunuz Sayın Başkan? Şimdi tabii bizim şöyle bir avantajımız var Güngören olarak. Birçok yere göre, tabii diğer ilçelere haksızlık etmeyeyim. Ben kendi ilçemin halkıyla ilgili söyleyeyim. Sağduyulu, anlayışlı, komşuluk ilişkileri oldukça iyi olan bir ilçe olması hasebiyle bizde bu olaylar çok yaşanmadı.
ilk 2-3 gün bir miktar çok kalabalık olmayan, çok vatandaşları belki irite etmeyen olaylar yaşandı. Bir tek talihsiz bir olay yaşandı. Eski ilçe başkanımız bir bu grupla ilgili bir sürtüşmesi sonucu bir bıçaklı saldırıya uğradı. Güngören'de mi? Güngören. Güngören'de bıçaklı saldırıya uğradı. Evet. Tabii bu bir üzücü oldu. Evet. Ama bunun dışında halkın geri kalan kısmı bu gruba çok itibar etmedi açıkçası. Evet. Ve çok zürmedi. Ancak dediğim gibi yani Güngören halkının mozaiği buna müsaade etmediği için oldu bu. Tabii biz burada şunu her zaman söylüyoruz. Bir konu hakkında tepki ifade etmek ve bu görüşünü bildirmek çok insani bir hak. Herkesin hakkı. Önemli olan şey bunu nasıl yaptınız? Evet. Bu anlaşılabilir. Karşı tarafı da anlayarak, irite etmeden, bir gerginlik oluşturmadan yapmak lazım. Benim bildiğim bu Taksim'deki projeyle ilgili oradaki platformla 2 senedir yaklaşık büyükşehirin görüşmeleri var. Projeler konuşuldu, tartışıldı, yapıldı. Bu görüşmeler yapılırken, bu görüşmeler takip edilirken bu planlar geçti, askıda kaldı, askıdan indi, işlendi, ihaleye çıkıldı, iş başladı. Tüm bu süreçte görüşmelerin olduğunu, evet, Büyükşehir Belediye Başkanımızın birçok defa, bu çok söylenmiyor, bu kişilerle görüştüğünü ben biliyorum. Evet. Ama bu görüşmelerden sonra hala yapılanlara bu tepki, yeşil bazlı, Gezi Parkı'nı korumak bazlı bakılıyorsa anlamak çok mümkün değil. Ayrıca hiçbir şey görüşülmemiş, sanki bir gün Büyükşehir Belediye Başkanımız rüyasında görmüş, sabah oraya gelmiş, kazmayı vurmuş gibi konuşulursa, biliyorsunuz daha önce bu çalışmalar vardı, bu çalışmalardan dolayı 1 Mayıs kutlamaları yapılamadı orada vesaire vesaire, bir sürü halkın göz önünde cereyan eden olay varken bunların söyleniyor olması çok üzücü. Dediğim gibi vatandaşımız tepkisini hikmetli bir şekilde, yani sonuca gidecek şekilde, çözüm olacak şekilde dile getirirse başbakanımız bunu dinler. Büyükşehir Belediye Başkanımız bunu dinler. Biz dinler ve yaparız. Bakın bir anımı anlatayım size. Biz bir buz pisti, belki biraz sonra bahsedeceğiz, çalışması yaptık bir mahallemizde. Orayı ziyaret ettiğimizde vatandaşın bir tanesi bunu kim yapıyor dedi. Siz mi yapıyorsunuz başkanım, belediye başkanı olarak? Biz de dedik ki evet, belediye olarak biz yapıyoruz ve çocuklarımıza ücretsiz. Döndü dedi ki, değil mi, bize şirin gözükmek için yapıyorsunuz. Eleştiri olarak söylüyor bunu. Evet. Ama yani belediye başkanı vatandaşına hoş görünecek, onu memnun edecek. Tabii ki bunun için yapıyoruz. Vatandaşımız bizi yaptığımız çalışmaları takdir edecek. Bunun için varız. Mutlu olacak, biz de mutlu olacağız. Evet. Şu sonucu çıkartmak istiyorum. Vatandaşımızın istediği şeyle bizim istediğimiz şey örtüştüğünde, vatandaşımızın istediği şey, halkın istediği şey öncelikli gelir. Kesinlikle. Ama bu isteği nasıl yaptığınız çok önemli. Böyle yapılırsa çok fazla ilgi alaka görmez. İnşallah bu sıkıntılı süreç en kısa zamanda atlatılır. Türkiye bunları hak etmiyor. Birlik, evet, beraberlik içerisinde huzurla büyüyen bir Türkiye'de yaşarız. Biraz Güngören'den bahsedelim, evet, Sayın Başkan. Burada en dikkatimi çeken, herhalde bu Türkiye'deki bütün belediyelerimizin yapmaya gayret ettiği, bu askere giden kardeşlerimizin ailelerine bir şekliyle belediyelerimiz, evet, destek oluyor. Evet. Yani eleştiriyoruz belki bazı şeyleri ama yani bunlar Türkiye'de hayal edilmeyecek şeylerdi. Bugün öğrenciler belki sokaklarda ama ben üniversite yıllarında bir harç ödemenin ne kadar zor olduğunu çok iyi bilenlerdenim. Bugün harç yok öğrencilere. Askerlere, ailelerine ne tür belediye olarak destekte bulunuyor? Tabii bulunur? Sadece asker aileleri değil. Asker ailelerine maaş bağlamak kanunla belirlenmiş. Bu aslında sizin belediyenin bir görevi. Belediye bütçesinden. Görevi değil, asli görevi değil ama. Aslında asli halka, görevinde. Görevi. Öyle mi? Evet. Öyle mi? Tabii. Belirlenmiş. Bunu yapıp yapmamak veya verip vermemek gibi bir şey değil. Ama
Şu anda yeni bir çalışma da var bununla ilgili, biliyorsunuz Başbakanımız açıkladı geçtiğimiz günlerde bunun belki kapsamını genişletmek gibi. Temeli şu, biz vatandaşlarımızın zorda kaldığı her alanda onlara destek vermek kent adına. Evet. Yani kent aslında ortak vicdan olarak ihtiyacı olanlara yardımcı olur. Bunlardan biri asker aile yardımı. Şöyle, vatandaş askere giden kardeşimizin eğer çalışıyor ve bakmakla yükümlü olduğu ailesi varsa, eşi, çocukları varsa veya annesi babası varsa, o askere gittiği için bir mağduriyet ortaya çıkıyorsa bunu karşılamak. Ne güzel. Tabii şu değil, yani yanlış anlaşılmasın, her askere gidene şu kadar yardım değil. O zaman çok zengin olanların da gitmesi durumunda bunu vermek gerekir ki böyle bir şey asıl doğru. Asıl olan da zaten zorda kalana askere destek olmak. Askere gittiği için, o askere gittiği için aile belli bir mağduriyet yaşıyorsa buna destek olmak. Tabii müsaade ederseniz başlamışken konuyla ilgili. Sosyal alandaki. Her alanda yardımımız var. Bakın, yemek pişiremiyorsa, eğer maddi olarak değil sadece, fiziki olarak da buna imkanı yoksa, yaşlı olabilir, özürlü olabilir, hasta, çok önemli bir hastası olur ve bir süre yemek pişiremez. Biz onlara sıcak yemek veriyoruz. Aşevinden, evet, ama biz evine götürüyoruz. Kaliteli evine götürüyoruz ve bu hizmeti veriyoruz. Vatandaşın evine, evet, hastaysa, sıkıntısı varsa belediye yemeği pişiriyor, kapısı da kapısına teslim ediyor. Bu geçici olabiliyor, kalıcı olabiliyor. Yani diyor ki vatandaş, ya benim bir özürlü hastam, benim çok önemli bir hastam var, yemek bile pişiremiyorum, hep başında durmam gerekiyor. Biz ona süreli, o dur diyene kadar yiyecek. Eğer yemek pişirebiliyorsa bu kişi, yani ihtiyacı var, geliri düşük ama yemek pişirebiliyorsa, buna gıda yardımı yapıyoruz. Hı. Şöyle yapmıyoruz ama, bir pakete bir şeyler koyup vermiyoruz. Bir marketimiz var. Hani genel halkın arasında hayır market olarak tanımlanır. Sosyal dayanışma merkezi. Bağışlarla burayı dolduruyoruz. Bildiğiniz market işte. Bir markete girdiğinizde ne var? Temizlik malzemeleri var, gıda var, kahvaltılığından etine, sütüne kadar ne ihtiyaç varsa var, kırtasiye var, efendim giysi var, ayakkabıdan paltoya kadar ne ihtiyacı varsa. Giysi ayrı değerlendirilmek üzere, belli dönemlerde, işte bayramlarda, yaz kış dönemlerinde değerlendirmek üzere bu vatandaşlarımıza biz çek veriyoruz. Diyoruz ki sizin 150 puanlık bir hakkınız var aylık. Ne ihtiyacınız varsa al. Gidin marketten, bakkaldan alışveriş yapar gibi alın, çıkın. Her şey, eksiğimiz de yok yani, her şeyimiz de var. Çok büyük bir oranla bağışla gittiği için sosyal dayanışma, yani kentlinin dayanışması şeklinde görüyoruz. Tabii bunun dışında nakit yardımlarımız olabiliyor. Sosyal yardım sandığımız aracılığıyla ihtiyacı olan, eğer işte gıda ihtiyacı değil, belki yemek ihtiyacı değil ama faturalarını ödeyememiş. Tekrar söylüyorum, gelir düzeyini inceleyerek. İyi bir ekibimiz tabii var, bunu oturttuk. Gelir düzeyi düşükse, ihtiyaç sahibi şartlarına, kriterlerine uyuyorsa maddi destek de verebiliyoruz. Tabi bunun dışında yine evde bakım ihtiyacı olabiliyor. Özellikle özürler dışarı çıkamadığı için, yaşlılar, yatalak hastalar, berber ihtiyacı tutun, işte o yemeğini pişiremiyor, evini de temizlemiyor. Evinin temizliğine kadar bu ihtiyaçlarına da gidiyoruz. Evde bakım hizmetini yapıyoruz. Sağlık açısından değil. Sağlık açısından zaten devlet hastanelerimiz bunu yapıyor. Yani Sayın Başkanım, bir araya gireyim. Bundan işte bizim lise yılları, üniversitenin baş döneminde, bırakın bunları, belediye he, asli olarak yapması gereken kök toplama işini yapamıyor idi. Hal işten geçerken camları falan kapatıp mümkünse de burnumuzu i̇şte da oradan geçiyor. İşte bunu siz, biz biliyoruz. Idik. Y generation dedikleri bu genç kuşak bilmiyor. Bilmiyor ama zannetmem bu şartların değişeceğini, ama %1 ihtimal bu şartlar değişirse en kısa zamanda yaşar görürler belki. Evet, yani evet. Bu kardeşlerimiz hep böyle zannediyor. Hep otobüs, otobanda 5. viteste gidilen bir hayata gözlerini açmışlar. O zaman yollar böyle değildi. Yani hayat da böyle değildi. Tabii bu şeyi vatandaşımızın
kentin vicdanı olarak tüm vatandaşımız adına belediyemiz yapıyor. Ayrıca bir hizmetimiz daha var. Onu da çok önemli. Onu bitirip reklama girelim başkanım. Olur. Evet. Aile danışma merkezimiz. Biliyorsunuz başbakanımız bugün aile bakanlığımız tarafından açıklanan bir yeni bir proje açıkladı. Aile olmakla ilgili. Biz 7 senedir bu konuda çalışma yapıyoruz. Yılda ortalama 700 ailenin psikolojik, sosyal, çocuğunun sorunu, ailenin kendi arasındaki sorunu, başka ne sorun varsa bunları psikologlarımızla çözüm arıyoruz. Ve şimdi büyükşehrimizle bu projeyi büyütmek kararı aldık, yeri tuttuk. İnşallah büyükşehrimiz çok daha kapsamlı bir şekilde, çok daha ciddi bir şekilde ilçe belediyemizle işbirliğiyle aile kurumunu da çok güzel bir şekilde ne gerekiyorsa destekleyecek tebrik şekilde ederiz. Hatırlanıyoruz. Bunlar hizmetin ana hizmetlerin dışında artık toplumun kılcal damarlarına evet. kadar inildiğini ve en küçük problemine bile sahiplenildiğinin işareti. Bir reklam arası vereyim. Efendim evet. bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın lütfen.